2022 yılı sporun tekrar halkla buluşmasına sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Bitime 3 hafta kala kupaya uzanan Bordo Mavililer 37 sezon sonra 7. Süper Lig zaferine ulaştı. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan takım Arjantin oldu. Ya şampiyonum! Tangocular 36 yıl aranın ardından kupa sevinci yaşadı. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de yine nefes kesen bir sezon yaşandı. Lige Golden State Warriors damgasını vurdu. Warriors son 8 yılda 4. şampiyonluğunu kazanarak NBA'de kırılması güç bir başarı kazandı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Temsilcimiz finalde Real Madrid'i 58-57 mağlup etti ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Formula 1'de de geçtiğimiz sezon kıyasıya bir mücadele yaşandı. Geçen yılın da şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde bireysel kategoride ikinci kez zafere uzandı. MotoGP'de 2022 sezonu şampiyonu Bagnaia, en yakın rakibinin 17 puan önünde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Hiç kuşkusuz Türk spor severlerin gözü Dünya Superbike şampiyonasında yarışan Toprak Razgatlıoğlu'nun üzerindeydi. Bir önceki sezonun şampiyonu milli motosikletçi 2022 yılını Alvaro Bautista'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Britanyalı pilot Jonathan Rea ise üçüncü oldu. Teniste sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerde Rafael Nadal, kadınlarda ise Ashley Barty kazandı. İkinci Grand Slam Fransa'da erkeklerde zafer yine Nadal'ın olurken kadınlarda Iga Świątek şampiyonluğa uzandı. Wimbledon'da erkeklerde Novak Djokovic, kadınlarda ise Elena Rybakina kazanan isimler oldu. Sezonun son büyük turnuvası Amerika Açık'tansa Carlos Alcaraz'la Iga Świątek zaferle ayrıldı. Uluslararası bisiklet takviminde artık bir klasik olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57.si 10 Nisan'da Bodrum'dan start aldı. Tour of Türkiye olarak da adlandırılan organizasyonun 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanması planlanan 8. etabı şiddetli yağış yüzünden gerçekleştirilemedi. 7 etap ve 1667 kilometre süren turu Yeni Zelandalı bisikletçi Patrick Bevan kazandı. 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına toplamda 91 ülkeden 2871 sporcu katıldı. Norveç, 16'sı altın olmak üzere 37 kez podyuma çıkarak en fazla madalya kazanan ülke oldu. 19. Akdeniz Oyunlarına 24 branşta 319 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği başarılarla göz doldurdu. Cezayir'de düzenlenen oyunlarda sporcularımız 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. 5. İslami Dayanışma Oyunlarına Konya ev sahipliği yaptı. 56 ülkeden 4200 sporcunun 24 farklı branşta mücadele ettiği organizasyon 9-18 Ağustos günlerinde Konya'da olimpiyat ruhunu yaşattı. Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye 145 altın, 107 gümüş ve 89 bronzla toplam 341 madalya kazanarak organizasyon tarihinde ilk kez zirveye yerleşti.